Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 27 Ocak Perşembe, Gastin Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar, dünkü koşularda ben sizlere yetiştiremedim. Çünkü sebebi benden kaynaklı olmadı. Tam video aşamasına geldiğimizde maalesef son iki yarışa kadar elektrikler gitti burada. Yani komple evin sadece değil, koca mahallenin olduğu gibi elektrikler gitti. 2,5 saat sonra geldi. Tabi video yandı. Tabi o zamana kadar da ilk iki ayak koşmuştu. Hatta üçüncü ayak da koşmuştu galiba. Hani tam geldi, sevindik. Ben en çok şeyden sevindim. Çünkü elektrikli sobayla burada ısınıyoruz. Ev buz gibi oldu. Ama işin garip tarafı, geldi bilgisayarı açtım. 10 dakika geçmedi. 10 dakika bile olduğunu sanmıyorum. Elektrikler bir daha gitti. Artık o da bir saat daha sonra geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama inşallah bunları siz yetişeceğiz. Tabi boş koşuyu biraz yetiştiremeyeceğiz gibi. Ama her şeye rağmen altılıkan yana yana yetişirsiniz diye umut ediyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Arkadaşlar hemen yarışlarımıza başlayalım. Birinci koşu 20.59'da başlıyor. Yani biraz sonra başlayacak. O da inşallah yetişir. Şartlı 4 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik kum yarışını. Burada 6 ve 7'nin ekür olduğu bu koşunun hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, burada 2 nolu Safkan 2 lira orana sahip, ama 5 nolu Safkan da 1.75 gibi orana düşmüş burada. 1 nolu Safkan 5 lira, 3 nolu Safkan 7 lira, 6 nolu Safkan 5 lira diyebiliriz. Çoğu 5 lira vermiş. 7 ve 4 nolu Safkanlar da 28 liralık orana sahip. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar ben burada 5 nolu Mr. Titos, bu Mr. Speaker temsilcisi Tyler Gaffney ile start alacak olan Safkan. Bana göre performans olarak biraz daha rakiplerinin ön planına çıkıyor. Ben de kazanmasını bekliyorum. O yüzden 5 nolu Mr. Titos, Tyler Gaffney ile drip yasa ve üçlü Ganyan ayağımızda bank olarak önereceğim isim olacak. Günün ikinci koşusu altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden. 3 yaşlı İngiliz'in 1000 metrelik sentetik yarışında ve 8 safkan vardı. 1 nolu safkan yarıştan çıkmasıyla 7 safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım. Evet, burada 4 nolu safkan 1.45 gibi orana sahip, hatta 1.20 veren var. Genellemeye bakarsak 3 nolu safkan 2.75, 8 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 5 nolu safkan 12 lira ve 7 nolu safkan da 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar benim buradaki sıralama, önce kusura bakmayın ses girip geliyor. 4 nolu Perfect Picture, bu Cream temsilcisi Louis Size'e start alacak olan bu safkan. Bütün yarışlarını Kanada'da yapmış, sentetiklerde yapmış, başarılı olmuş bir isim. Ama nedense son zamanlarda, eğer dikkatinizi çekiyorsa, Kanada'dan Amerika'ya bu yarışlar için gelenler genelde pek birinciliğini yakalayamadı, ama tabii her safkan olmayacak anlamına gelmesin. Bu safkan en azından sentetikte bayağı başarılı. Diğer koşacak safkanların çoğunun sentetik tecrübesi yok. Genelde kabaklarda koşmuş, çimde koşmuş isimler. Her şeye rağmen 4 nolu safkan Louis Saez'e bana göre öncelik şanslı gözüken isim. Ama tabii ki rakip yazdım ben buraya. 3 nolu Michibus Guy, bir Michibus temsilcisi Jesus Rios'la start alan bu safkan. En azından 5. 9. olsa da bu safkanın performansı fena değil. İyi bir de kanatına sahip. Bir de 5 nolu Spanish Noble, bir Noble Mission temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan bu safkan da yine performans olarak fena olmayan isim olarak önereceğim isim olacak yani. 4-3-5, bu 3 safkan biraz daha ön planda, ama 8 nolu Slow Game Beast, bir Fat Beast temsilcisi Hector Isaac Berrios'la performansı iyilerden. Bir de 2 nolu Magic Pro, Brighton temsilcisi Tyler Gaffney ile tek koşmuş olduğu yaştaki 3.'lüyle de burada da şans verdim diye isim. 4-3-5 önce, 8-2 de daha sonra şanslı gördüğüm isim. Günün 3. koşusu altılı Ganyan'ın 2. ayağında Maiden Dişi'de ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışına 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, 2 nolu safkan 2.25 orana sahip, 4 nolu safkan yine aynı şekilde 2.25, 5 nolu safkan 2.75, 3 nolu safkan 3.5 lira, 1 nolu safkan 14 lira ve 6 nolu safkan da 16 liralık orana sahip. Gördüğünüz gibi ilk 4 safkan favorilikte aday olmuşlar. Tabii ben performans olarak da baktığım zaman biraz da orijin şeylerine, burada 2 nolu Out Nagui, bir blind testicisi Louis Saez'e en azından şu ikinciliği bayağı iyi, hoşuma gitti.
4 nolu Manfort Basin, bir Minashaft temsilcisi, iyi bir kanatına sahip. Junior'un da Paragraz'a start alacak. Onun bir isimde yine son ikinciliği gayet tatmin kar. Tabii ki bir de 5 nolu Red Light Ranger. Bir Medallor Dor temsilcisi, Rat Ortiz Junior'un start alacak. Onun savkanda ilk çim yarışı, 3 tane çim yarışından sonra, başarılı bir çim yarışından sonra en son yarışında kumdaki güzel 4. ile benim burada da şanslı gördüğüm bir diğer isim oldu. Ama ben 2-4-5'i bence hiç ayrımsız bu 3 savkan biraz daha ön planda çıkıyor bende. Yazıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama bu üçünün dışında bir at yazmaya yeriniz varsa da bu üç oğlu Confidence, Starwell'ı, bu Union Rocks temsilcisi Natalya Gaffin'le en azından tek koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğü gayet tatminkar olan bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganya'nın üçüncü ayağı. Burası çimden kuma, yani sentiden alınan bir yarış. 4 ve 7'nin de yarıştan çıktığını görüyoruz. Şartlı dişiler ayı 4 ve yukarı İngilizlerin 1 metrelik sentilik yarışında. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, buradaki oranlar şekilde 2 nolu Safkan 1 liranın altına düşmüş. 5/6, 10/11, yani 0.8 gibi bir orana sahip. Daha sonra 3 nolu Safkan 2.25, 8 nolu Safkan 6 lira, 1 nolu Safkan 10 lira, 6 nolu Safkan 12 lira ve 5 nolu Safkan da 20 liralık oranlara sahip. Hemen programımıza geldik. Burada da ben burada 2 nolu Arpus Charge, bir Maribu'nun temsilcisi Luis Saez'de, bir Christoph Clement gibi yine usta bir antrenörlüğünde olan bir Safkan. Benim de favori ismim. 3 nolu The Great Card, bir Poseidon Warrior temsilcisi Javier Castellano ile start alacak olan bu safkanda yine performansı oldukça iyilerden. Bir de aynı şekilde 8 nolu Nur Seyjudi, bir Jebis Costa temsilcisi Jose Ortiz ile start alacak olan bu safkanda en azından performansı iyilerden. Ben o yüzden bu 2-3-8'i ayrım yapmadan kuponlara yazılmasını önereceğim arkadaşlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağına geldik. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına. 4 nolu safkanın yarıştan çıktığını görüyoruz. 7 safkan arasında kalan bu yarışında hemen oranlara bakalım. Kusura bakmayın, bazen konuşurken zorlanayım. İnanın bir de öksürük başıma çıktı. Ne hikmetse. Bazen konuşuyorum, tıkanıyorum orada. Sigara da içmiyoruz Allah'tan. Sigara içsek ne olacaktı merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Buradaki oranlar şu şekilde. 5 nolu safkan 2 lira. 2 nolu safkan 3,5 lira. 7 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 5,5 lira. 8-10 safkan 6,5 lira, 6-10 safkan da 7 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Burada da ben 5 nolu Sosubutli, bir Spec Starter City Tyler Gaffani ile start alacak olan safkan performans olarak, koştuğu yarışlar olarak bana göre kazanmaya en yakın isim. Benim küçük ve risk sevenler için bir alternatif, bir banko adayım olacak. 5 nolu Sosubutli ile Tyler Gaffani ile arkadaşlar. Yani ben de bayağı birkaç adım dolusu ön plana çıkıyor. Ama rakip istiyorum derseniz de o zaman 3 nolu Fuego Caliente, bir Walter Charge temsilcisi Corey Lenera ile 1 nolu Nixon Joy, bir Fortivi temsilcisi David Barroco ile start alan Safkan. Biraz sürpriz konuldu ama performansı iyilerden. 2 nolu King Cairo, bir Cairo Prince temsilcisi Paco Lopez ile son yarışını kazanan formda bir isim. Ve 8 nolu Dimenna, bir Franchise temsilcisi Luis Saez ile yine son yarışı kazanan bu isim de iyi formuyla şanslı gördüğüm bir diğer isim olur. Yani 5'in yıkılması halinde bana göre burası çarşı karışır. Yani hemen hemen hepsine kadar gidilecek bir ayak halini alır. Ama öncelik 5, ben de birkaç adım da olsa ön planda 3-1-2-8 de rakip isteyenler için önereceğim isim olur. Geldik günün 6. koşusuna, Altılı Ganya'nın 5. ayağına. 3 ve 6'nın yarıştan çıktığını görüyoruz. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında kalan bu yarışında oranlara hemen hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Evet, burada da 4 nolu safkan 1.50 gibi orana sahip. 7 nolu safkan da 1.55 gibi orana sahip. Yani hemen hemen iç içe olmuşlar. 5 nolu safkan 3.5 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan da 18 liralık orana sahip. Evet, burada arkadaşlar biraz değişik hipodromlardan gelen, yani bildiğimiz hipodromlardan değil, Amerika'nın yine bilmedik hipodromlarından ama başarılı bir performansı olan 4 nolu You're Killing Me, bir Adios Charlie temsilcisi, bugün Rat Ortiz Junior'a start olacak olan bu safkan çoğu yerlerde banko olarak tutuluyor. Ben de performans olarak çok beğendim ama dediğim gibi benim pek takip etmediğim bir pistlerden gelen bir isim ama kötü bir yerden gelmedi, onu da belirteyim.
her şeyiyle çok formda ve kazanmaya en yakın isim. Şu anda gördüğünüz gibi handikap puan olarak da bayağı yukarıda. Ama Yedinoğlu şu anda yurt dışında da zaten hemen hemen yakın rakip gözüken Face of Victory, bu Rana Antihide şu an Türkiye'de de reklamı gösteren bir aydırın temsilcisi olan Safkan da Tyler Gaffney'e start alıyor. İyi bir jokeri ve son 6 yarışa baktığınız zaman 3 ikincilik, 3 birincilik ve koşmuş olduğu yarışta da grup yarışları da olan, açık yarışlarda hatta bir evvel yarışını kazanan bir isim bu. Ben kesinlikle ihmal edilmemesi önereceğim. O yüzden 4-7 bana göre hiç ayrımsız kupalara beraberce yazabiliriz. Ama tabii tercih sizin yine bu yani iki attan birini tek atarım derseniz %50-%50 bir şans yapabiliriz. Tabii bu %50-%50 demek biraz abartı olur. Niye diyeceksiniz? Ya burada bir sürü alttan at koşu, yani diğerlerin günahını diyeceksiniz. Tabii ki her şey tercih. Geldik günün son ayağına. Burada da şartlı dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1100 metre kum yarışına 1.8'in yarıştan çıktığını görüyoruz. Yine 6 safkanın yer almış olduğu bu koşumda oranlara bir bakalım hemen. Evet, oranlarımız açılıyor. 4.10 safkan 1.20 gibi oran sahibi. 7.10 safkan 4 lira. 8.10 safkan 5 lira. 2.10 safkan 6 lira, 6.10 safkan 7 lira ve 5.10 safkan da 10 liralık orana sahip arkadaşlar. Ben hemen programa geçiyorum çünkü 6 safkan da var zaten. Arkadaşlar son burada bayağı başarılı safkanlar var ama son yarışta bir maiden yarışta çok uzak ara ve aynı mesafede 1.03 gibi çok güzel bir derecede çıkaran, yani son yüzlüğe dönülürken hani sanki rakipleri yakalayıp geçecek bir gibi bir durumdayken bir anda vitesi yükseltip bir anda 8-10 boy farkla yarış kazanan bu 4 oğlu Hot Peppers, bu Kozan temsilcisi yine aynı jockey Emisel Jaramillo ile bana göre yine çıktığı gibi yarışı kazanması lazım. Çünkü önde bayağı bir sert tempo kuruyor ama yine dediğim gibi yani viraja kadar böyle 1-2 boyla gidip düzlükte vites yükselten bir isim. Tabi bu sefer rakipleri biraz ağır ama her şeye rağmen ben yine bu mesafe yatkınlığıyla, bu mesafe ayak çabukluğuyla da kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko limanım olacak 4 nolu Hot Peppers Emisel Jaramillo ile arkadaşlar. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 5 tek. Altılı ganyan birinci ayak 4-3-5, daha sonra 8-2. İkinci ayak 2-4-5, daha sonra 3. Üçüncü ayakta 2-3-8. Dördüncü ayak 5. Alternatif bankodayım 3-1-2-8. Tabi hepsi ne kadar gider böyle giderse. Beşinci ayakta 4-7. Son ayakta da 4 nolu safkan tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.